Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, Diyanet Televizyonu'ndan Dini Gündem'den hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve güzellikleri hepimizin üzerine olsun. Efendim Dini Gündem programında malumlarınız olduğu üzere her hafta farklı bir konuyu ele almakta ve sahih bilgiyi sizlere ulaştırmayı gaye edinmekteyiz. Bu akşam inşallah Denişleri Yüksek Kurulu'ndan kıymetli hocalarımızla birlikte kötülük problemi yani dünyada neden kötülüğün, musibetlerin ve kötülerin olduğu konusunu inşallah ele alacağız. Efendim malumlarınız olduğu üzere Cenab-ı Allah mükemmeldir ve yapmış olduğu her işte hikmetlidir. Bununla beraber kainata baktığımız zaman kötülüklerin de var olduğunu görüyoruz. Bu bazen insanların kendi elinden ortaya çıkabiliyor Bazen de evrende afetler olarak ortaya çıkabiliyor. Peki bütün bunlar Cenab-ı Allah'ın varlığıyla nasıl bağdaştırılabilir? İşte zaman zaman bazı insanlar bu problemden hareketle haşa Allah'ın varlığını inkar düşüncesine kapılmışlar. Ama esasen işin aslı öyle değil. Peki nasıl olacak? Bunu nasıl bağdaştıracağız? İşte bu akşam alanın uzmanı kıymetli hocalarımıza bu konuyla ilgili soruları yönelterek inşallah sahih ve doğru cevapları sizlerle buluşturacağız. Efendim bu akşamki konuklarımız Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimiz Profesör Doktor Ali Avcu ve Profesör Doktor Metin Özdemir hocalarımız. Ben şimdi hocalarıma hoş geldiniz diyerek bir an önce programımızı başlatmayı arzuluyorum. Ali Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür i̇yisiniz ediyorum. inşallah. Teşekkür ediyorum. Siz de Allah ilik versin. Hamdolsun hocam. Metin Hocam sizler de hoş geldiniz. Sağ olasınız. Teşekkür i̇yisiniz ederim. İyisiniz inşallah hocam. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun. Sizlere daha önce de hocam başka konularda konuk etmi etmiştik. Bugün inşallah kötülük problemi neden var dünyada? Kötülük bunları sizlerle beraber konuşarak zihinlere takılan sorulara inşallah cevaplar bulmaya çalışacağız. Metin Hocam sizinle başlamak istiyorum. Kötülük problemi dedik ya. Bunu bir tanımlasak hocam nedir bu kötülük? Önce tabii kötülüğü tanımlamak Hı. lazım kısa bir evet. şekilde. Ondan sonra kötülük problemine geçebiliriz. Şimdi kötülük problemi esas itibariyle ateizmin temel argümanlarından yani ateistlerin kendi görüşlerini desteklemek için tutundukları temel konulardan bir tanesidir. Evet. Şimdi biz kötülük dediğimiz zaman tabi basit bir tanımla iyiliğin karşıtı, iyi olanın, güzel olanın karşıtını kastediyoruz. Ama iyi nedir sorusu bu evet. sefer gündeme geliyor. Ben Peygamberimizin bir hadisinden hareketle önce bir tanım getirmek, sonra da farklı tanımlara değinmek istiyorum. Evet. Ee, Vasibe bin Mabet adında bir sahabi peygamberimize geliyor ve iyi ve kötünün ne olduğunu soruyor. Hmm. Diyor ki bana iyi ve kötünün ne olduğunu soruyorsun ey Vasibe diyor. Kalbine danış. Bir iş yaptığında, bir eylem yaptığında eğer iç huzuru duyuyorsan, kalbin mutmain oluyorsa, sana bu rahatlık, huzur ve güven veriyorsa o şey iyidir. Ama bir eylemde, bir fiilde bulunduğunda o senin ruhunu daraltıyorsa, kalbini Sıkıyorsa, sende bir üzüntü, keder ve huzursuzluk yaratıyorsa, o zaman o şey e, kötüdür. İnsanlar diyor, sana e, bu konuda fetva vermiş olsalar bile, yani sen bu işi yap demiş olsalar bile cümlesini iki defa tekrar ederek sen yine de vicdanının sesini dinle, kalbinin sesini dinle, kalbinin, vicdanının, aklı selimin kötü dediği şey, kötü, iyi dediği şey de iyidir diye belirtiyor. Aslında bu bir anlamda insanın vahiden önce de iyi ve kötüyü Allah'ın yarattığı selim fıtratı ile aklı selim ve vicdanı ile bilebileceğini iyi ve kötü arasında, güzel ve çirkin, doğru ve yanlış arasında bir ayrıma gidebileceğini gösteriyor. Zaten bu insanı hepimizin bildiği üzere diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği. Yani insanın dışında hiçbir varlık eylemlerini kötü iyi diye değerlendirmiyor. Böyle bir yargılama, değer yargısında bulunma kabiliyeti yok. Yani bir aslan bir ceylanı parçaladığı zaman hep bu örneği veririm ben. Yani ne Ceylan'ın kendisi bunun bir zulüm ve kötü olduğunu düşünüyor ne de Arslan'ın zihninde, gönül dünyasında böyle bir değerlendirme duygusu, düşüncesi mevcut. Ama insana gelince tabii durum değişiyor. O da nereden kaynaklanıyor? Aklı, selim ve vicdanın. ...bu konuda hakimlik yapmasından. Şimdi mesela ben önümdeki sudan örnek verebilirim. Tamam. Su insanın tabiatına uygundur. Aynı zamanda insan için faydalıdır. İnsan susuz yaşayamaz. O zaman su benim için iyidir. Ama bunun içerisinde insanın derisini kavuran, zehirleyen, öldüren bir asit olduğunu düşünelim. Bu hem benim tabiatıma aykırıdır hem de bana zararlıdır. O zaman insanın tabiatına uygun olan ve ona fayda sağlayan şey iyi. Bunun aksi insanın tabiatına uygun olmayan ve ona zarar veren şey ise kötüdür diyebiliriz. Ama kötülüğün ve iyiliğin bir görece tarafı da vardır. Mesela yılanın zehri, Mevlana Mesnevi'de bu örneği verir. Çok çarpıcı, güzel bir örnektir. Yılanın zehri yılan için iyidir. Çünkü tabiatına uygundur ve ona faydalıdır. Kendisini koruması için zehire ihtiyacı vardır yılanın. Ama bir insan için veya bir başka canlı için bu çok kötü bir şeydir. Niye? Yılan başka bir canlıyı soktuğu zaman onun zehri onu öldürür. Çünkü o zehir başka canlının tabiatına aykırı ve ona zararlıdır. Ama yılan için ise efendime söyleyeyim faydalı ve onun tabiatına uygundur. Bir başka açıdan e, baktığımız zaman yani dini açıdan baktığımız zaman iyi ve kötü nedir? Allah'ın emrettiği, Allah'ın e, bize e, yapılmasını e, tavsiye ettiği ve emir buyurduğu e, şeylerdir. Bunun aksi de nedir? Kötü. Kötüdür. E, yine Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği şeyler iyidir. Yasakladığı şeyler, e, yapılmamasını e, bize önerdiği şeyler ise e, kötüdür diyebiliriz. Ama genel olarak evrensel anlamda bir e, tanım yapacak olursak... E, aklı selim tarafından övülen övgüye değer bulunan şeyler iyi hı hı. yerilen yani zemmedilen. Ee, insanın e, hoş karşılamadığı şeyler ise kötüdür. Münker dediğimiz. Yani insan bir şeyi hoş karşılamıyorsa burada insan dediğimiz zaman ortak e, bir paydayı ele alıyoruz. Yani insanların tamamını e, kastediyoruz. Aslında insanın fıtratını, doğasını kastediyoruz. İnsanın hoş karşılamadığı ve aklı selimini yerdiği şeyler efendime söyleyeyim kötü. Bunun aksi ise iyidir. Şimdi kötülük problemi nedir? İşte yer yeryüzünde biz Baktığımız zaman hem doğal anlamda hem de ahlaki anlamda birçok kötülüğün olduğunu görüyoruz. Yani işte sel felaketleri var, doğal kötülükler dediğimiz efendime söyleyeyim deprem olayı var. Ne bileyim başka fırtınalardan, tabii afetlerden kaynaklanan ıstıraplar çektiğimiz acılar var. Yani Doğal kötülükler. Yani insanın dışında olanlar. Dışında, iradesi dışında olan olaylar var. Bir de insanın e, e, hür tercihiyle kendi iradesiyle ortaya çıkardığı kötülükler var. İnsanların öldürülmesi, haksız yere öldürülmesi, yeryüzünde savaşların e, çıkması, ne bileyim başkasının malını kasp etmek, başkasına iftira atmak gibi. Bütün e, bu kötülükleri topladığımız zaman bir yekün oluşturuyor ve insan diyor ki eğer bu alemi e, yaratan merhamet sahibi, adaletli, e, kudretli, her şeyi bilen bir yaratıcı varsa o zaman tabiatı gereği çünkü bu kadar yüksek sıfatlara sahip olan bir varlığın zatı gereği diyelim biz bizim dini literatürden hareketli hareketle ifade edecek olursak zatı gereği bu kötülükleri önlemesi gerekir. Ama biz kötülüklerin ortada olmadığını görüyoruz. İşte milattan öncesinden Epikuros'la başlayan bir dilemma var. Yani yaklaşık milattan önce 300'lü yıllarda yaşayan Epikuros diyor ki tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor? Basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor? Eğer gücü yetmiyorsa o zaman acizdir. Gücü yetiyor da kötülüğü önlemek mi istemiyor? O zaman kötü niyetlidir. Merhametli, şefkatli olduğunu söyleyemeyiz. Hem ...kötülüğü önlemek istiyor hem de önlemeye gücü yetiyorsa o zaman bu kötülük nereden kaynaklanıyor? İşte ateistlerin dayandığı mantıksal hmm. olarak bunu önermesel olarak da ifade ediyorlar. E, kötülük vardır e, ondan sonra e, Tanrı mutlak adaletlidir, hikmet sahibidir, her şeye gücü yeter, e, iyilik yapmayı ister. Önermeleri birbiriyle çelişkilidir diyor. Bu bu iki tarz önermeyi veya üç önermeyi yan yana getirmek mantıken mümkün değildir. İşte kötülük problemi budur. Bunun karşısında ise teistler yani Allah'ın varlığına ve birliğine inanan, onun bize din gönderdiğini kabul eden insanlar ise ortak olarak yani hem Hristiyan teologlar hem Yahudi teologlar hem de Müslüman teologlar ortak olarak kötülüğün varlığına rağmen Allah'ın adil, merhametli, şefkatli, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen olduğunu kabul edebiliriz. Bu ikisi arasında bir çelişki yoktur diyorlar. Biz kendi e, dini edebiyatımızda buna adli ilahi, ilahi adalet diyoruz. Onlar da teodise diyor, diyorlar. Aynı yani o tanrı demek zike e, adalet demek teodise ilahi adalet. E, Yunancadan e, tercüme ettiğimiz zaman e, bizdeki ilahi adalete karşılık geliyor. Dolayısıyla e, ateizmin karşısında bu sefer teodise dediğimiz ya da ilahi adalet dediğimiz bir savunma mekanizması oluşuyor. Hocam tam bu noktada şimdi Ali Hocam'a da dönmek istiyorum. Peki hocam kötülüğün var olması niçin Allah'ı inkara götürüyor? Metin Hocam hafif bir değindi ama bunu biraz daha açarsak ne diyebiliriz? Şimdi Metin Hocam çok güzel bir yerden gitti. Ben de oradan devam edeyim. Kötülük, kötülük aslında insanlığın başlangıcından itibaren insanoğlunun bir sorunu. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani insanoğlu e, sürekli kötülükle yüzleşti. Yüzleşmek zorunda kaldı. Kötülüğe maruz kaldı. E, ve doğal olarak da e, bu kötülük niye var? Bunun cevaplarını bulmaya çalıştı. E, farklı teoriler geliştirdi. Felsefeciler farklı şeyler söyledi. Dinler farklı şeyler söyledi. Ancak modern dönemle... E, önceki çağlar arasında çok önemli bir fark var. Buna işaret etmemiz gerekiyor. Eski çağlarda zaman zaman bu tarz yaklaşımlar olsa da genel olarak hiç kimse faturayı dine kesmedi aslında. Hmm. Yani kötülüğün olmasının sebebi dindir. Va dediğini bırakalım, ateist olalım, ne bileyim, deist olalım vesaire gibi bir yaklaşım biçimi eski çağlara baktığımızda çok karşımıza çıkmıyor. Daha çok kötülüğü anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştı evet. insanlık yakın evet. zamana kadar. Yeni insan diye bugün sosyologların, psikoloji, psikologların tanımladığı modern insan ortaya çıkana kadar genellikle kötülük bu anlamda birine fatura edilmekten ziyade yani bir tepkisellik doğurmaktan ziyade Anlaşılmak. anlaşılmaya çalışılan bir meseleydi. Niye bu var? Sorusuna cevap bulunmaya çalışıldı. Hatta Dinler de buna kafa yordular. Yani e, dinler derken her dinin mensupları da bu anlamda kafa yordular. Kendilerine göre izahlar geliştirdiler. E, bizim İslam ulemasına baktığımızda belki konuşacağız birazdan. Onlar da e, kötülükle alakalı kendilerine göre bir sürü çözüm önerileri geliştirmeye çalıştılar. Ama hiç kimse ya bu kötülüğün sorumluluğu filan dindir, e, kitabi dinlerdir veya şunlardır diyerek e, faturayı bir dine e, kesmedi. Ama modern döneme geldiğimizde şimdi mantalitenin, bakış açısının değiştiğini görüyoruz. Evet. Yani burada e, bu bakış açısının e, değişikliğinin daha iyi kavranabilmesi için modern insanı e, eski çağlardaki, önceki dönemlerdeki ins e, insandan ayıran e, yönler nedir? Belki biraz bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi modern insan e, teknolojide son derece ilerledi. E, pek çok şeye artık e, ulaşabiliyor, e, dünyası küçüldü, evren küçüldü, ulaşabiliyor. Teknolojiyle e, pek çok şeyi bilebiliyor. Dolayısıyla bütün bu e, bilgi bombardımanı modern insanı hiç olmadığı kadar güçlü kıldı. Hmm. Yani kendisini adeta e, tabirimi mazur görün ama adeta kendisini tanrılaştırdı bu defa. Artık evreni anlayabilen e, ondaki herhangi bir e, eksikliği ya da anlaşılamayan noktayı rahatlıkla e, keşfedebilen bir güç gördü modern insan. E, bu güçten hareketle de e, kendisini adeta tanrılaştırarak e, çok yukarılarda bir yere koydu. Ve bu defa kötülüğün faturasını da dinlere kesmeye başladı modern insan. Hmm. Yani evrende kötülük var e, e, o zaman tanrı varsa e, bu kötülük olmamalıydı. Çünkü modern insan aynı zamanda rahatına düşkün insan, mücadeleden bu anlamda kaçabilen bir insan baktığımız zaman. hak ederek, çalışarak, çabalayarak bir şeyi elde etme zihniyetinden ya Allah bize daha güzel bir evren yaratsaydı. Bakın burada bir zihni dönüşümün olduğunu görüyoruz. Şimdi orta çağdaki insan şöyle bakıyordu. Evrende bir kötülük var evet. Ama ben Allah bana ahirette kötülüğün olmadığı bir alem vaat ediyor. Dolayısıyla ben çalışıp çabalayıp orayı hak etmem lazım. Kendi hakkıyla e, kötülüğün olmadığı bir alemi e, elde etmenin mücadelesini verebiliyordu. Ve bu şekilde kendine e, ne bir izah getirip buna ikna olabiliyordu. Evet. Ama modern insan her şey elinin altında olduğu için alo diyor yemeğe geliyor. Alo diyor e, her türlü ihtiyacı ayağına kadar geliyor. Şimdi bu rahatlık içerisinde kötülüğü de yaratmasaydı Allah diyebiliyor. Evet. E, burada, Dolayısıyla e, temel sorun e, kötülüğün, modern insanın kötülüğün faturasını dine kesmesi, özellikle de kitabi dinlere kesmesi. Evet. Halbuki şunu yapmıyor bakın, e, kitabi dinlerin e, bu meseleye izahı nedir, nasıl bakıyor, e, bu noktadan hareket etmiyor. Çünkü bu noktadan baktığımızda kitabi dinler bize diyor ki, evet bu dünyada bir kötülük var, bunu da Allah yarattı örneğin bizim dinimize baktığımızda. Ama sen şunları şunları yaparsan, ben sana mükafat olarak kötülüğün olmadığı bir e, alem e, vaat ediyorum diyor. Evet. E, dolayısıyla bize çalışarak o alemi e, kazanmayı e, vaat ediyor. Ama modern insan diyor ki olsun orada vermesin, burada verseydi. Bakın burada bir şımarıklık var, burada e, bir rahatlık var. Her şey burada olsun, ben mücadele etmeyeyim. E, kötülükle mücadele etmeyeyim, zorluklarla mücadele etmeyeyim evet. diyen e, bu modern insanın ürettiği bir şey ve buradan hareketle hı hı. E, şu noktaya geliyorlar. Ya madem Allah kötülüğü yarattı, e, o zaman e, benim böyle bir yaratıcıya inanmama gerek yok noktasına geliyorlar. E, peki buradan şu soruyu sormamız gerekmez mi? Yani diyelim ki e, yani kötülüğü Allah yarattığı için karşı çıktık. Bir tepkisellik var bakın. Evet. Tepkisel tavır içerisinde olduk ve ateizme, agnostisizme ya da deizme geçtik. Peki dünyada kötülük bitiyor mu? Böyle bir şey yok. Yani e, modern insanın gözden kaçırdığı nokta burası. Faturayı tepkisellikle dine kesiyor kötülük ve diyor ki edelim. madem kötülük var bunun faturası dine aittir ben de bu dinden uzaklaşırım. E, uzaklaştın kötülük bitmedi ki. Ne? Ama bakın orta çağdaki insan ya da daha geçmiş yakın zamana kadar insanoğlu kötülüğün e, faturasını bir başkasına kesmek yerine real olanı kabul ediyordu. Ya bu alem Hı hem kötülüğün hem iyiliğin olduğu bir alem. Dolayısıyla ben bu alemde yaşamak zorundayım. Bu alemde yaşamak zorundaysam bu kötülükle nasıl mücadele ederim? Bu kötülük niye var? Bununla mücadelemi nasıl yapabilirim? Önlemlerimi nasıl alabilirim? Bunlara kafa yoruyordu. Evet. Ama şu anda modern insan bir tepkisellik içerisinde, bir kaçış içerisinde, bir rahatlıktan hareket ederek bunu yapıyor aslında. Ve dinden kaçarak adeta dinden öç almış oluyor ama Dinden kaçmak e, modern insana e, kötülüğün olmadığı bir dünya vaat etmiyor. Aynen. Tam tersine bu kötülüklerin olduğu alemde yaşamaya devam edecek dini inkar eden insan. Ama yarın ahirette bunun cezasını da çekecek. Evet. Bir Dolay de hocam bu insandaki bu değişim şunu da beraberinde getiriyor mu? Ee, i̇nsan kendi seni kötülük yapmaya müsait konuma getirip yani eskiden mesela sorumluluk bilinci vardı. Kötülüğü yaparsan bunun bir cezası olacağı inancı vardı. Şimdi o inancı ortadan kaldırarak bir anlamda kendisini de kötülüğe meyilli hale getiriyor mu? Tabii burada ateistler, agnostikler ve hani dine karşı çıkanlar diyorlar ki en büyük kötülük aşağı dindir diyorlar. Biz buna katılmıyoruz ama buradan hareketle de onlar dinden uzaklaşmanın daha iyiye, daha güzele götüreceğini iddia ediyorlar. Şimdi bu e, nereden baktığınıza e, bağlı bu önermenin doğruluğu. Eğer yanlış bir din algısı varsa toplumda bazen o yanlış din algısı insanları kötülüğe götürebilir. Ama doğru bir din algısı bize yüce Allah'ın gönderdiği peygamberimizin açıkladığı doğru bir din algısı e, ve onu bugünün şartları içerisinde doğru bir şekilde anlayabiliyor ve e, ona göre davranabiliyorsak din burada bizi kötülüğe e, götürmez tam tersine iyiye güzele götürür. Dolayısıyla e, din burada bizatihi kötülüğün kaynağı olamaz. Yani bunu kesinlikle reddetmemiz gerekiyor. Öbür taraftan e, dinden uzaklaştığımızda da biz e, kötülükten uzaklaşmış olmayacağız. Tam tersine dediğiniz gibi e, şimdi e, değer kavramını yitirebilir dinden uzaklaşan kişi. Şimdi bilinçli olarak kendisine e, bir ahlak, ahlaki ilkeler bütün oluşturan ve ahlaklı davranmaya çalışan... E, yani dini kabul etmeyen insanlar olabileceği gibi tam tersine ya Allah yok, e, kitap yok vesaire diyerek tamamen e, kötülüğe kendisini teslim edecek bir insan da ortaya çıkabilir. Evet. Ama din bunun önüne de geç, geçiyor. Hı hı. Yani neticede e, yani fakir de olsa, zengin de olsa, iyi bir hayatta yaşasa, zor bir hayatta yaşasa hepimizi ahlaklı olmaya davet ediyor ve bu anlamda toplumun. Toplumdaki kötülüğün azalması ve azaltılması için aslında din önemli bir parametre olarak önümüze çıkıyor. Aynen. Şimdi hocam zaten bir şeyin değerinin bilinmesi onun zıttının olmasıyla da ortaya çıkar. Bu vesileyle iyilikler değerli olduğu için karşısında kötülük var ki biz onun değerli olduğunu da anlayabiliyoruz. Metin hocam şimdi çocukluğumuzdan beri bildiğimiz amentü duasında hep şöyle biter. ''Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah'' Yani hayrı, hayır ve şer Allah'tandır. Yani hayrı ve şerri yaratan O'dur. Peki hocam şöyle bir şey geliyor akla. Cenabı Allah yüceler yücesi, rahmet sahibi ve en mükemmel olan. Şimdi e, tamam onun iyiliği yaratması, güzellikleri yaratması düşünülebilir. Ama şerri yaratmasını nasıl düşüneceğiz diye bir sorular geliyor. Evet. Ne dersiniz? Aslında bu sorunun cevabı aynı zamanda Ali hocamın sorusuna da bir katkı olacak. Onun evet. bir devamı niteliğinde güzel bir soru bu şimdi bir kere Ali hocamın sorusuna şuradan da başlayabiliriz yani diyelim ki tanrıyı devre dışı bıraktık Haşa Peki varlık kendi başına var olabilir mi Biz varlığın atomlardan Meydana geldiğini biliyoruz. En küçük parça. Artık atom altı alamede indik. Atom altı parçacıkları da biliyoruz. Şimdi ne atomun kendisinden, ne atom altı parçacıkları da biz kendi kendisini var edebilecek, kendi kendisine karar alabilecek bir irade, bir şuur, bir akıl, bir zeka görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Yani bunu ateist mesela bize gösteremiyor. Hiçbir bilim insanı bize Zekanın aklın hangi atomlardan ya da atom altı parçacıklardan meydana geldiği konusunda bir fikir vermiyor. Zeka dediğimiz şeyi madde nasıl üretiyor, nasıl meydana geliyor? Bu konuda hiç kimse bir söz Söyle. söylemiyor. dolayısıyla her şey tesadüfe, rastlantıya bağlı olarak belli bir işte evrimsel sürecin uzun yıllar alan evrimsel sürecin sonunda Oluştuğu kabul ediliyor ama biz e, günün sonunda geldiğimiz noktaya baktığımız zaman son derece düzenli bir alem var. Yani insan olarak kendimize baktığımız zaman sinir sistemimiz, sindirim sistemimiz bütün bizi oluşturan sistemlere baktığımız zaman burada bir akıl ve zeka görüyoruz değil mi? Bir tasarım var, bir program var. Yani e, bunların e, e, meydana gelmesi zeka ve akıl olmadan, bilgi olmadan, hikmet olmadan mümkün değil. değil. Bir kere ateist burayı atlıyor. Bunu bir kenara koymamız lazım. Yani ateistin atladığı en önemli noktalardan bir tanesi bu. Maddenin bu şuursuz, akılsız, iradesiz, hikmetten, bilgiden yoksun maddenin kendi kendisini çok hassas dengeler üzerine kurduğu, bunun programını kendi kendisine yaptığı atomların bu konuda kendi kendisine inisiyatif alıp karar verdiğini varsayıyor. Ama bunu belgele dediğimiz zaman bize kanıt sunabiliyor mu? Sunamıyor. Ha, o zaman burada bir kere ateiste bizim bunu sormamız lazım. Bize ilk önce bunu kanıtlayacaksın. Ama ben bir e, inanan insan olarak bir yaratıcının varlığına inanan insan olarak bunu kabul ettiğim zaman benim cevabını e, vermem gereken soru nedir? Tamam, bu alemi Allah var etti. Her şeyi bilen, her şeyi gücü yeten Allah yaratıcı var etti. Ama burada kötülükler de var. O kötülüğü de iyi de e, yaratıyor. Bunları yaratmasındaki hikmeti, amacı, gayesi nedir? İşte şimdi bu amentü meselesinden başlayarak evet. ileriki sorularda da bunu biraz vaktimiz el verdiği ölçüde açmaya çalışacağız inşallah. Şimdi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayriyle eee şerriyle ee, kadere iman etmek Müslümanın e, inanması gereken esaslardan bir tanesi. Bu doğrudur. Şimdi Nisa suresinin 78. ve 79. ayetlerinde bu konu çok net bir şekilde izah ediliyor. Ve in tusipum hasenetun ya gulu hazihi bin indillah. Onlara bir e, iyilik isabet ederse bu sendendir. Onlara bir kötülük isabet ederse bu peygamberdendir diyorlar. Uhud savaşında mesela e, münafıklar orada, Müslümanlar bir ara hafif bir bozguna uğradılar, bir zarara düçar oldular. Orada ne dediler? Bu senin yüzündendir dediler. Peygamberi suçladılar, senin hatan yüzünden. Biz sana uyduk geldik burada bu felaketlerle karşılaştık diye peygamberi suçladılar. Hepsi Allah'tandır diyor. Hangi bakımdan Allah'tandır? Yaratma bakımından. Yani varlık kendi başına var olamaz. İyi de olsa, kötü de olsa değil mi? Evet. Onu yaratan bir varlık yoksa kendiliğinden varlığın kendini var etmek için inisiyatif alması, karar vermesi mümkün değil. O halde genel manada yaratma cihetinden e, kime aittir? Bütün iyisiyle kötüsüyle bütün mevcudat yaratma cihetinden kime aittir? Allah'a Allah aittir. Onun iradesine ve kudretine bağlıdır. Onun iradesi ve kudreti olmadan, onun yaratma iradesi ve kudreti olmadan varlığın meydana gelmesi mümkün değildir. Peki sonraki ayet ne diyor? Sana isabet eden iyilik Allah'tan ama isabet eden kötülük ise kendi hata yüzündendir. Temin nefsik diyor. Kendi e, nefsinin, e, kendi e, tercihinin bir e, doğal sonucudur. Senin e, hatan yüzünden başına bu işler geldi. Peygamber dedi ki sana e, burada görevini tam yapacaksın. E, okçular tepesinde e, sana belirtilen yerde duracaksın. Düşmanı orada karşılayacaksın. Aşağıya biz yerlere serilsek bile inmeyeceksin. Ama sen peygamberin sözünü tutmadın. Değil mi? Bir an gaflet içerisinde heyecanla aşağıya doğru e, görevin, görev yerini bıraktın, indin ve başına o durum geldi. Dolayısıyla sen kötülüğü orada e, kimden bileceksin? Kendi nefsinden bileceksin. Ama yaratma bakımından baktığın zaman... Bunların hepsi kime aittir? Allah'a aittir. Allah insanları yaratmamış olsaydı, insanlara özgür irade vermemiş olsaydı, insanlara kendi fiillerini gerçekleştirebilecek bir kudret, bir istitaat, güç, kuvvet vermemiş olsaydı insanların bu tür eylemlerde bulunması mümkün müydü? Mümkün değildi. Peki o zaman burada söylememiz gereken husus nedir? Bütün bu özellikleri vermesi bakımından insanlara irade, kudret, istitaat gibi özellikleri vermesi bakımından iyilik ve kötülük hepsi Allah'tandır. Ama ben tercih ettiğim için onun iyi ve kötü vasfını kazanması hmm. kimdendir? Kullandır. Allah aslında fiilin kendisini yaratmaktadır. Hmm. Fiilin vasfını değil. Ben kötü bir fiili tercih ettiğim zaman o kötü vasfını nereden kazanmaktadır? Benim tercihimden dolayı kazanmaktadır. Yani mesela ben vatan savunmasında düşmanımı öldürdüğüm zaman bu benim için ve dinim adına nedir? İyi bir eylemdir. Benim namusuma, ırzıma, vatanıma göz diken dinimi ortadan kaldırmaya çalışan, düşmanla savaşırken ben canımı feda ediyorum ve o düşmanı öldürüyorum. Bu iyidir. Ama suçsuz bir insanı onun malını gasp etmek için öldürürsem bu nedir? Kötüdür. Kötü. Burada öldürme eylemi aynıdır. Evet. Ya ortada bir öldürme eylemi var. Ama bir durumda eyleme ben kötü diyorum. Diğer bir durumda iyi diyorum. Peki bu neye göre değişiyor? Benim tercihlerime göre değişiyor. İşte hayri ve şerrihi minallahi teala derken bu e, kitaplarda hep böyle bizim kelam kitaplarında kayıt kitaplarında böyle yazar ama onun açıklamasını okumadığı zaman sanki her şeyi Allah yaratıyor. İnsanın burada bir dahli yok. E, Kötülük de iyilik de Allah'a ait. Sanki sorumluluğun hepsi Allah'a aitmiş gibi e, algılanıyor. Aslında ben bu ifadenin biraz böyle e, e, açıklayan açıklanmasının gerektiğini açıklamasıyla birlikte verilmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Salt yalın bir şekilde böyle hayrihi ve şerri min allah Teala diye devam edersek ve bil kaderi yani kadere iman ediyorsun hayrıyla şerriyle böyle devam ettiğimiz zaman zihnimizde bir e, soru işareti e, uyanıyor. Dolayısıyla yaratma bakımından varlığın meydana gelmesi gerçekleşmesi bakımından yani allah her şey Allah'a ait ama iyi ve kötü vasfını kazanması fiilin kulun tercihine ona e, yönelmesine e, oradaki maksadına niyetine bağlı Peki hocam o dediğimiz yaratma Allah'a ait ya Cenab-ı Allah kötülüğü isteyen bir kişinin o fiilini de yaratıyor ya Peki bu Allah'ın o zaman o kötülüğü Murad ettiği anlamına gelir mi Hayır yani Çünkü Allah e, Haşa kötülüğü e, istemiş olsa onu e, yasaklar mı yasaklıyor. Yani evet. her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, bütün yüksek sıfatlara sahip olan Allah hem bize kötülüğü yasaklayacak hem de onu murat evet. edecek. Ama o yeryüzünde özgürlüğün gerçekleşmesi için yani şimdi şöyle düşünelim. Belki daha sonraki sorularda gelecek ama orada daha ayrıntı açıklayabiliriz. Hı hı. Burada şuna değinmekte yarar var. Yani Allah isteseydi elbette ki hiçbir kötülük işlemeyen, sadece iyileri yapan bir varlık Yaratabilirdi. Evet, Yeryüzünde tabii. mesela insanlara böyle bir özellik de verebilirdi. Melekler Ama, alemi gibi. E, tabii gibi. melekler aleminde olduğu gibi. Ama o zaman gerçek anlamda insan hem özgür olmazdı hem de insan dediğimiz varlık kendi potansiyelini, değil mi kendisine ait özelliklerini tam anlamıyla ortaya koyamazdı. Evet. Kötülük, iyilik olacak ki insan kendi hür iradesiyle tercih yaparak ya yükselecek ya da aşağıya inecek. Evet. Ee, özgür olacak ki insan bunlar arasında tercih yaparak e, ahlaki e, kemalat yolunda yükselecek veya tercihlerine bağlı olarak kötü tercihler yaptığı zaman e, bunun e, faturasını e, görecek bunun sonucuyla karşılaşacak. Aksi takdirde değil mi? E, Cenab-ı Hak bizi sadece e, Diğer canlılar gibi yiyip içen ve e, hayatını belli bir noktada tamamlayıp ebediyen yok olup giden varlıklar olarak da yaratabilirdi. Ama o zaman hayat anlamsız olurdu. Ben her zaman şunu söylerim. Kainattan, evrenden insanı çıkar, gözünü yumalım, gözümüzü yumalım bir an önce. E, şöyle bir e, düşünelim. E, düşünelim. E, ve diyelim ki kainatta hiçbir insan yok. Değerden, anlamdan söz edebilir miyiz? İyi ve kötüden söz edebilir miyiz? O zaman değil mi? Her şey boş, anlamsız, saçma. Halbuki Allahu Teala sonsuz hikmet sahibidir. Anlamsız ve boş iş yapmaz. Bu yüzden o kötülüğü istemez. Ama insanı özgür kıldığı için insan kendi hür iradesiyle tercih tercihte bulunsun. Cenneti de cehennemi de kendisi hak etsin diye, insanlığını gerçekleştirebilsin diye efendime söyleyeyim onun kötü ve iyi yapmasına müsaade ediyor ve onun niyetine bağlı olarak fiillerini niyetine, iradesine, tercihlerine uygun olarak yaratıyor. Tam hocam bıraktığınız yerden Ali hocama da şunu sormak istiyorum. Şimdi hocam Metin hocamız dedi ya Cenab-ı Allah iyiliği ve kötülüğü yaratandır. Onları tercihlerle belirleyen de insandır. Şimdi hocam peki kötülük yani hiç olmasaydı daha farklı bir dünya olabilirdi ama madem var peki olmasının hikmetleri nelerdir? Evet şimdi Metin hocam çok güzel açtı konuyu aslında bu sorunun cevabı da onunla bağlantılı. Yani biz kötülüğü bugün modern insanın bir problem olarak görmesinin sebeplerinden bir tanesi aslında yanlış kader anlayışıyla alakalı. Yani az önce söylediği hayır ve şerri Allah yarattı o zaman Allah şerri yarattığına göre haşa insanlara zulüm ediyor. Yani zulüm ediyormuş gibi bir algı oluşuyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu insanın iradesini, sorumluluğunu bir kenara bırakıp e, sanki Allah evrene böyle kanunsuz, kuralsız bir şekilde müdahale edip e, yani istediği şekilde olayları yönetiyormuş e, ve insan sadece bir figüranmış gibi algılanıyor. Halbuki bizim mesela Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in e, kader anlayışında bu e, kabul görmez. Buna biz cebriye diyoruz tarihte. Yani insan rüzgarın önündeki bir yaprak gibidir. Nereye eserse yaprak o tarafa gider. Aynen insan da böyledir. Mantığı cebriye diye nitelenen bir mezheptir tarihte. Evet. Ve Ve el sünnet vel cemaat bu cebri anlayışı reddetmiştir, kabul etmemiştir. Peki yerine neyi koruyor? Bizim gözden kaçırdığımız insanın sorumluluğunu ön plana çıkarıyor. İnsan, şimdi düşünün Allah kötülüğün de iyiliğin de olduğu bir evren yaratıyor. Ve bu evrende insan denen bir varlığı yaratıyor ve o insanı eşrefi mahlukat olarak ya yaratıyor. Yani yeryüzündeki en gelişmiş, en nitelikli varlık olarak yaratıyor. Ya şimdi bizi bir böcek olarak, kuş olarak yani daha zayıf, aciz bir varlık olarak yaratmıyor ki Allah. Bu kötülüğünde olduğu evrene en mükemmel varlık olarak yaratmış. En ileri varlık olarak yaratmış. Ve Diğer varlıklarda olmayan bir şey veriyor bize akıl veriyor, akıl nimetini veriyor ve akıl e, dediğimiz şey iyi ile kötüyü, yanlışla e, doğruyu, kötüyle e, iyi birbirinden ayırmamıza yardımcı oluyor. Yani bu anlamda e, akıl bizim kötü olandan uzaklaşmamızı, e, iyi olanı yapmamızı sağlayabilecek bir nimet. Şimdi bunu hayvana vermemiş, taşa böceğe vermemiş Cenab-Allah, ı Allah, i̇nsana. insana vermiş. Şimdi. Bakın sistem o kadar mükemmel ki aslında. Tamam kötüyü de yaratmış, e, iyi de yaratmış ama insana da böyle bir vasıf vermiş. Ve cenab Allah insana diyor ki bu vasıflar çerçevesinde sen bu alemde bir yolcusun. E, Hz. Peygamber'in meşhur hadisini hatırlayın. Yani adeta insan bir ağacın altında gölgelenen bir yolcu gibidir. Ne kadar gölgelenebilirsiniz o yolculuk esnasında? 3 dakika, 5 dakika, yarım saat. Şimdi... Doğru yerden bakarsak aslında ortada hiçbir sorun olmadığını görürüz. Biz bu aleme bir yolcu olarak gelmişiz ve bu alemde aklımızla, bilgimizle, beynimizle doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edebiliyoruz. Ya Cenab-ı Allah bize zorla kötülük yapmıyor bakın. Yanıldığımız nokta belki burası. Cenab-ı Allah bizi serbest bırakıyor. Açıkça da söylüyor değil mi? Kötünün ne olduğunu tanımlıyor iyinin ne olduğunu tanımlıyor, peygamberler gönderiyor bize, onlar bize doğruyu, iyiyi, kötüyü anlatıyor ve bizi serbest bırakıyor bakın. Davranışımızda serbestiz. Ee, yani ben buraya geleceğim de dediğimde Cenab-ı Allah haşa seni oraya götürmeyeceğim demiyor. İrademize uygun olarak yaratıyor fiillerimizi, davranışlarımızı. Evet. Ve dolayısıyla biz şimdi iyi ile kötüyü ayırt edebiliyorsak ve aklı, Allah bize akıl nimetini vermişse şimdi kötülük nasıl zulüm olabilir bize? Yani şurada sıcak su var, burada e, yani kaynar su var, burada da soğuk su var. Elimi ısrarla ben kaynar suyun içerisine sokuyorsam, bu kötülüğü kendi kendime yapıyorum. Ayette de az önce Metin hocam söyledi, Cenab-Allah kendini yaptığınız kötülükler size aittir diyor. Evet. Yani sorumluluğu hatırlatıyor bizi. Biz şimdi bu fiillerimizden sorumluysak, o zaman e, kötülüğü e, kötülüğün e, bir zulüm olduğunu düşünmemiz, evrendeki kötülüğün bir zulüm olduğunu düşünmemiz mümkün değil şimdi bakıyoruz ya Allah beni çirkin yarattı filanı güzel yarattı. Peki Allah'ın evrendeki yaratması kanun yani evrendeki kanunların zıttına mıdır? Hayır. Allah sünnetullah dediğimiz e, yeryüzünde yasalar, kanunlar koymuş ve her şey o kanunlara göre işliyor. Allah'ın yaratması, evrene müdahalesi o kanunlar e, çerçevesinde. O kanunları da Allah koyuyor çünkü. Evet. Mesela işte e, rüzgarın bir kanunu var değil mi esmesi için? O kanun oluşmadığı sürece rüzgar esmiyor. Evet. Allah'ın gücü estirmeye yetmez mi? Yetebilir ama kendi koyduğu kanunlar çerçevesinde rüzgarı e, alçak kutup e, ve yüksek kutup e, oluşmadan estirtmiyor bakın. Bunun gibi yani insan çirkin yaratılıyorsa ne bileyim işte e, örneğin anne hamile bir anne sigara içiyorsa doktorlar diyorlar ki çocuğunuz sakat doğabilir, şu eksikliği olabilir, bu eksikliği olabilir. Şimdi bakın e, genetik bir boyutu var olayın. Ve orada da Allah'ın koyduğu yasalar var yani sigara vücuda zarar verir. İçmeyeceğiz bunu yani irade de vermiş Allah bize bunun yanlış olduğunu biliyoruz o zaman sigara içmeyecek hamile bir bayan evet. ve ona göre e, davranacak ve dolayısıyla yani e, görünen bir takım kötülükler de belli kanunlar çerçevesinde gerçekleşiyor. Allah zulüm olsun diye filan kulumu çirkin yaratayım filan kulumu güzel yaratayım e, demiyor. Kendi koyduğu kanunlar çerçevesinde genetik bir takım özellikler, çevresel faktörler bizim kişisel özelliklerimizi veya başka bir takım özelliklerimizi belirliyor. Mesela bir örnek daha verelim. Diyelim ki şimdi yaya için yeşil ışık yandı. Normalde arabalar için de kırmızı ışık yanmış demektir. Arabalar durması gerekir. Yayanın birisi yola girdi. Yeşil ışık bana yandı diye gidiyor. Ama bir tane kırmızı ışıkta durması gereken bir araç sahibi durmadı ve yaya vurdu. Şimdi ortada bir kötülük var değil mi? Evet. Peki bu kötülüğü yapan Allah mı aşağı? Hayır. Kötülüğü yapan o şoför. Kurallara uymadığı için bile bile kötülük işledi burada. Evet. Yani sorumluluk yaptığımız sorumluluk bu anlamda bize ait. O yüzden bunun hikmeti nedir? Biz kötülük sayesinde iyinin var olduğunu görüyoruz. Evet. Yani iyi anlayabilmemiz kötü sayesinde oluyor. Bu kötü diyoruz karşısında iyi evet. anlıyoruz. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu görüyoruz ve Şunun farkına varıyoruz. Bakın dünyada ya burada kötülükler var, e, sıkıntılar var, dert var, tesa, e, tasa var. Ama e, Cenab-ı Allah bize diyor ki bunları e, buradaki imtihanını Başarırsan. başarılı bir şekilde yerine getirirsen burada sana cennet var diyor. Evet. Bakın bir mükafat veriyor. Ve dolayısıyla e, kötünün hikmetlerinden birisi de budur. Yani bize öbür alemi hatırlatıyor. Evet. Daha iyiyi, daha güzeli hatırlatıyor. Şimdi e, dünya yani Tepkisel olarak dine karşı çıkan ve ateistleşen, deistleşen bir takım insanlar ne diyorlar? Ya Allah dünyada kötülüğü yarattı. Ama Allah size şunu demiyor ki ya burada hayat bitecek hı hı. ve o kötülükle kalacaksınız. Eğer burada sorumluluklarınızı yerine getirirseniz size o hayal ettiğiniz alemi yaşatacağım diyor Cenab-ı Allah. Evet. Bu da yine kötülüğün. Ee, yani bizim açımızdan önemli bir hikmeti daha iyi, daha güzeli hı hı. E, arayabilmemizi, isteyebilmemizi e, sağlıyor. Zaten evet. hocam evet. ahiret e, inancını ve Allah inancını reddetmek esasen kötülüğü ortadan kaldırmıyor Tabii. ve e, kötülük de bir problem olarak devam ediyor. Evet. Ama ahiret inancı olursa bir anlamda Mükafatla beraber bir denge sağlanmış da olabiliyor. Bir de hocam verdiğiniz örnekler hep böyle kişilerin birbirlerine kötülüklerinden değil. Akla şu da gelebiliyor. Bazen insanın müdahil olmadığı evrende bazı mesela deprem olabiliyor, farklı evet. durumlar olabiliyor. Bunlar hakkında nasıl mesela şimdi düzcede bir deprem oldu değil mi? Evet. Allah haşa şöyle mi yapıyor? Yani dur şu düzceyi biz deprem olsun düzcede bu şekilde mi? Hayır bir yasa var değil mi? Depremin de yasası var bakın. O yasalar çerçevesinde e, deprem dediğimiz hadise meydana geliyor. Allah depremi yaratıyor. Dolayısıyla deprem bir kötülük olarak algılıyorsak onun da kendine ait bir e, yasası var. Ya işte Allah o yasayı e, koymasaydı aleme dediğimizde e, yani ve buradan bir tepkisellik oluşturduğumuzda çıkış yolu değil bakın deprem yine var. Yani bunu e, ister Allah yarattı deyin bu depremi yani e i̇ster e, yasasını Allah koydu deyin, ister haşa koymadı kendiliğinden oldu deyin ama yine deprem var. Evet. Dolayısıyla bizi burada tatmin eden nokta neresi? Ha bu deprem bu evrenin bir yasası. Buna yönelik tedbirler alacağız. Bakın hikmet dediniz ya az önce. Evet. Tedbirler alacağız. Şimdi Japonya'da 8-9 şiddetinde deprem oluyor, kimsenin burnu kanamıyor. Ama az gelişmiş ülkelerde 4 şiddetinde, 5 şiddetinde depremde Yok, e, binlerce insan ölebiliyor. Tedbirlerimizi alacağız. Yani biz Tepkisellikle evrendeki kötülükten uzaklaşamayız. Ee, yok sayarak, kaçarak biz evrendeki kötülüğü yok edemeyiz. O zaman Cenab-ı Allah'ın burada bize yüklediği hikmet nedir? Diyor ki tedbirlerinizi alacaksınız. Evet. Bunlar yasalar, evrende var ve buna yönelik tedbirlerinizi alacaksınız. Aynen. Peki hocam bütün bunların mücadelesi bir de şöyle bir şey de gelebiliyor aklı. Hiç bunlar olmasaydı yani kötülüğün olmadığı bir dünya düşünülebilir mi? Yani eski filozoflar bunun hakkında böyle hiç akıl yürütmüşler mi hocam? Evet. Tabii insanlığın ortak problemi olduğu için hem filozoflar hem din adamları evet. bu konuya değinmiş. Kutsal kitaplarda bu konudan bahsetmişler ve insanlığa rehberlikte bulunmaya çalışmışlar. Kur'an-ı Kerim'de de biraz sonra birkaç hı hı. örnek sunmaya çalışacağım inşallah. Ayetlerde bize bu husus arz ediliyor Cenab-ı Hak tarafından. Şimdi elbette ki Cenab-ı Hakk'ın kudreti hiçbir kötülüğün olmadığı bir dünyayı yaratmaya... E, yeter. E, Allah isterseydi e, başımızın, dişimizin ağrımadığı, depremlerin, sel felaketlerinin, tsunami'nin olmadığı bir dünya yaratabilirdi. Ama e, bu dünya o zaman e, özgür varlıkların, e, bizim gibi özgür varlıkların yaşadığı bir dünya olmaktan çıkar, bir cennet olurdu. Yani. Halbuki e, cennet ayrı bir dünya olarak zaten var bir alternatif olarak zaten var ama bu dünya insanoğlunun kendi hür tercihleriyle kendini geliştirmesi ve ilerlemesi maksadıyla yaratılmış. Buna bu maksada amaca uygun şartlarla efendime söyleyeyim kanunlarla ve Ali Hocamın bahsettiği gibi yasalarla donatılmış. Şimdi evet depremler olmasaydı İnsanoğlu dünyanın fani ve geçici olduğunu belki anlayamazdı. Sıkıntılar, değil mi? Ölüm olmasaydı mesela en büyük felaket depremi bir kenara bırakalım. En büyük felaket nedir? Bir canlı için ölümdür. Ama ölüm olmasaydı 100 sene sonra dünyada canlılar o kadar çok çoğalırdı ki ve dünyanın, değil mi? imkanları yeraltı ve yerüstü kaynakları bu kadar canlıyı beslemek, barındırmak için yeterli olmayabilir. Dünyada bir kaos olurdu. Şimdi depremler hem bize dünyanın fani ve geçici olduğunu, asıl rahatın, huzurun daha sonraki bir hayatta olduğunu aklı, aklı selim sahibi varlıklara hatırlatıyor. Aynı zamanda insanlar depremden korumak için düşünüyorlar değil mi? Çareler arıyorlar. Bu arada teknoloji ve bilim gelişiyor. İnsan bu bakımdan da ilerleme sağlıyor. Aynı zamanda depremler yer altındaki bazı gizli saklı kalan kaynakların yeryüzüne çıkmasına vesile oluyor ve insanoğlu yer altında da bizim için yararlı olan madenler çeşitli efendime söyleyeyim e, kaynaklar varmış. E, onları elde etmemiz, çıkarmamız lazım. Bunun için de düşünüyor. Bugünkü teknolojinin geldiği seviyeye bakarsak değil mi? Uzaydan e, yerin altındaki artık e, gaz yataklarını, doğal gaz yataklarını, petrol yataklarını insanoğlu e, tespit edebilecek efendime söyleyeyim kaynaklar geliştirmiş. Hep bunlar birbirine e, bağlı. Burada biz kendimizi geliştirmek ve e, ilerlemek üzere kotlanmış. Bunun için Cenab-ı Hak bize bir dünya yaratmış. Ona göre şartları, dünyadaki imkanları hazırlamış. Evet, Allah hiçbir kötülüğün olmadığı bir dünyayı yaratmış olsaydı, o zaman yiyip içen, barınan, ondan sonra ne bileyim acı çektiğinde tahammül eden, bunun için çareler arayan, işte tıp ilmini geliştiren insanlık olmaz başka bir varlık olurdu İnsan kendi kemalatını kendi o potansiyelini gerçekleştirememiş kainat evren böylesine yüksek bir potansiyele sahip varlıktan Mahrum olmuş olurdu ve insan değil mi bu haliyle dünyadaki nimetlerden istifade etmemiş olurdu. Şimdi bu konuya nasıl çözüm getirmişler? Birkaç ben çok sayıda çözüm var. Yani sadece bu konu bile bir saatte anlatamayacağımız kadar büyük bir zenginliğe sahip. Ama ben özet olarak birkaç başlık altında söyleyeyim. Şimdi sen Augustin, Aziz Augustin. Bu işte 400'lü yıllarda 430'da vefat etti hatırladığım kadarıyla bir Hristiyan kelamcısı Teolo diyor ki kötülük insanların işledikleri günahların bir cezası olarak ortaya çıkar. Mesela böyle bakıyor olaya. Bir başka İreneus var mesela daha önce milattan sonra 200'lü yıllarda yaşamış bir yine Hristiyan din adamı. O da diyor ki kötülük insanın ruhunu geliştirir. Yani mesela ıstıraplar karşısında insan tahammül gösterir, sabır gösterir ki bizde ayeti kerimede de var mesela İllezîne saberû ve amilû salihâti ulâike lehum mağfiratun ve ecrun kerim. Kim sabreder ve salih ameller işlerse onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır bu ecirde. Tabii ki ahiret hayatındadır. Bu bizim kemalatımızı ahlaki gelişme eee sürecindeki e, yolculuğumuzda e, bize e, bir bir İmkan sağlıyor kötülükler. Yani biz acılara, ıstıraplara sabrettiğimiz zaman, kötülükle mücadele ettiğimiz, ahlaki kötülükleri önlemek için yeryüzünde mücadele ettiğimiz zaman değil mi? Ahlaki bakımdan olgunlaşıyoruz ve bu olgunluk hem dünyada bize sulhu, selameti, barışı sağlıyor hem de öbür dünyada değil mi? Ebedi saadeti, e, mutluluğu sağlıyor. Bir başkası e, demiş ki e, yeryüzüne baktığımız zaman aslında e, hayır, e, iyiliğe nispetle daha fazladır. Eğer kötülük olmasaydı bu çok sayıda hayırdan mahrum olurduk. Çünkü e, iyiliğin olabilmesi için az sayıda kötülüğün e, bulunması kaçınılmazdır. Mes bunu e, Gazali'nin meşhur bir kitabı var. E, El maksadul esna fi şerhi esma illahil husna diye. Hı hı. Çok güzel bir kitap. Orada Rahman ve Rahim sıfatlarını isimlerini açıklarken Gazali Cenab-ı Hakk'ın şöyle diyor. Şimdi bir örnek veriyor. Örnek üzerinden anlatıyor bunu. Mesela birisi şöyle sorabilir yani madem Allah sonsuz merhamet ve şefkat sahibi o zaman yeryüzünde bu kadar kötülüklerin meydana gelmesine niye izin veriyor? Diyor ki bir diyor çocuk düşünelim diyor. Bunun diyor maruz kaldığı bir hastalıktan dolayı ameliyat olması gerekiyor. Anne çocuğun ameliyat olmasını istemiyor. Ona merhametinden dolayı yani orada bıçağın altına yatmasın benim çocuğum acı çekmesin diye. Ama baba çocuğun selametinin ameliyatta olduğunu bildiği için onun mutlaka ameliyat olması gerektiğini düşünüyor. Şimdi burada merhametli olan Cahil bir insan annenin daha merhametli olduğunu düşünür değil mi? Evet. Ama asıl merhametli olan kimdir? Babadır. Baba'dır. Çünkü o, o arzi bir Doğru. durumdan kurtulacak ve sağlığa, sıhhate, selamete kavuşacak. Mesela kangren olduğu zaman elimizi kesmediği zaman bütün vücut kangren olacak. Ama biz eli kestiğimiz zaman ne yapacağız? Bütün vücudu kurtarmış olacağız. Dolayısıyla Allah kötülükleri bil araz istemiştir. Yani bu ne demektir? Yani daha büyük hayrın meydana gelmesi için murad etmiştir. Ama iyilikleri ise bizzat istemiştir. Çünkü murad edilen, asıl kast edilen bütün varlıklar için nedir? Hayır olandır. Peki Allah kötülükleri yaratmak, var etmek suretiyle nasıl bizim hayrımızı, o büyük hayrı bizim için nasıl murad etmiştir? Çünkü o kötülükler sayesinde onlarla mücadele ederek biz iyi ve güzel insan oluyoruz. Hem dünyada mutluluğu, huzuru elde ediyoruz evet. hem de ahirette ebedi saadeti kazanıyoruz. Bir... Düşünür şöyle bir örnek veriyor benim çok hoşuma gidiyor. Mesela bir insan yani sporlar vardır ya böyle dağa tırmanma, dağın zirvesine çıkmak için adam bütün spor malzemelerini alıyor, hazırlıklarını yapıyor ve zirveye tırmanıyor. Orada bir sürü riski, tehlikeyi değil mi? Ölüm tehlikesini, yaralanma riskini göze alıyor ve o zirveye çıkmak için mücadele veriyor. Aslında diyor istese kişi çok merak ediyorsa bir helikopter kiralar ve o dağın zirvesine gidebilir. Ama bunu yapmıyor. Niye? Çünkü o kendi emeğiyle, kendi mücadelesiyle oraya varıp o mutluluğu, o hazzı yaşamak istiyor. Şimdi biz burada hiç Ali hocam daha önce bahsetti hiç sıkıntı çekmeden, hiç mücadele etmeden Cenab-ı Hak bize evet. cenneti verebilir. Ama o zaman bu gerçek anlamda bir hak ediş olmadığı için değil mi insana o e, huzuru, o güveni, o rahatlığı değil mi o neşeyi vermez? Ayrıca bu son derece abes bir iş olur. Yani bizi Yarattıysa Cenab-ı Hak bunun bir hikmeti, bir manası olsa gerek. Bizi burada yarattı, başımız ağrımadı, dişimiz ağramadı, sonra öldük öbür dünyada da bize cenneti verdi. Böyle bir hayatın Cenab-ı Hak açısından baktığımız zaman her şeyi bilen sonsuz hikmet sahibi zatı kibriye açısından olaya baktığımız zaman bunun manası bir hikmeti var mıdır? Yoktur bu boş bir anlamsız bir iştir. Yani hiçbir işe yaramadı dünyada aldın öbür tarafa koydun orada da hiçbir işe yaramıyor öyle değil mi? Aynen. Dolayısıyla burada hani önemli olan insanın her Kendisi zaman mesela. söylediğimiz gibi kendisini geliştirmesi, hı hı. E, kamil olması, olgun olması e, ve o insaniyeti, adam oluşu, e, o e, yüksek noktayı e, yakalaması bu da ancak Böyle. böyle bir dünyada olabilir ee, bu şekilde yaklaşımlar var ama Kur'an-ı Kerim'den birkaç Eğer e, vaktim varsa e, bir, vakti ayet üzerinden, evet, he, bir ayet bir, aldı bir, bir, bir ayet üzerinden ben örnek vereyim mesela yani biz kötülükler e, doğal kötülükler e, olsun e, ahlaki e, kötülükler olsun e, bunların e, bir çoğunun insanın kendi hataları yüzünden kaynaklandığını görüyoruz. Vama esabeküm min musibetin febima kesebet eydikum diyor. Size isabet eden kötülük sizin kendi ellerinizle yaptığınız şeyler yüzündendir. Mesela deprem örneğinden tedbir almadığın zaman tamam deprem var. Sonuçta büyük bir felaket ve ölümler oldu, yaralanmalar oldu. Yani burada e, o deprem için tedbir almayan insanın hiç suçu yok mudur, sorumluluğu yok mudur? Elbette ki vardır. Japonya örneğinde olduğu gibi tedbir aldığımız zaman ölümler, yaralanmalar azalıyor. Almazsanız, efendime söyleyeyim, e, bu durumlar, kötü Okey. sonuçlar artıyor. O halde yani hem doğal kötülüklerde hem de ahlaki kötülüklerde e, insanın e, sorumluluğu artıyor. E, çok ve büyük. Ve Kendi tercihlerinin büyük. payı çok büyük. Evet. Aynen. Şimdi hocam siz bu noktada insanın dünyada gelişmesi noktasında bu kötülüklerin bir rolü olundan da bahsettiniz ya. Şimdi Ali hocam sizinle de bunun uğrevi yönünden bahsetmenizi isteyeceğim. Şimdi dünyada kötülüğün var olmasıyla ahiret inancı arasında bir bağ var mıdır? Ve ahiret inancı bu kötülük problemini ortadan kaldırmada önemli bir rol oynar mı sizce? Evet. Şimdi önce yanlış olan algıdan bahsedelim. Şimdi ateistlerin baktığı yerden bakarsak şöyle bir algı ortaya çıkıyor. Allah yeryüzünde kötülüğü yaratıyor. insanı da yeryüzünde yaratıyor. Ve dolayısıyla insan o kötülüklere bizzat aşağı Allah tarafından maruz bırakılmış oluyor. Ve dayanabilirse bu kötülüklere karşılığında mükafat olarak cennet alıyor. Yani ama bu algı doğru değil. Burada doğru olan algı ne peki? İşte az önce de aslında bir kısmen değindim. Doğru olan algı şu. Allah mükemmel bir evren yaratıyor. Hakikaten çok büyük, harika bir evren yaratıyor değil mi? Bu evrenin içerisinde eşrefi mahlukat olarak insanı yaratıyor. Yarattığı evrende bir takım kötülükler var evet. Ama bu kötülükler de kendi koyduğu yasalar çerçevesinde gerçekleşiyor. Ve insana bu anlamda o yasaları... E, keşfetme e, fırsatı veriyor insana. O, onu keşfedebileceği akıl veriyor. Yani bununla ilgili bilgi, bilim e, üretmesi noktasında hiçbir engel yok. O kötülüklere maruz kalmamak için mücadele etmesi noktasında e, hiçbir engel yok. ve Dolayısıyla o yasalar çerçevesinde evrende bir kötülük var ama iyilik de var. E, ve insana da bunları birbirinden ayırt edebilecek, tedbirler alabilecek, önlemler alabilecek bir zihin, bir akıl veriyor. Evet. Ve bu çerçevede yeryüzünde insanoğlu e, imtihanını tamamladığında bakın e, zulmettiği için değil, bu yarattığı e, sistematik evren içerisinde yapması gerekenleri yaptığı için mükafat olarak kötülüğün olmadığı bir cennet e, veriyor Cenab-ı Allah, vaat ediyor. Dolayısıyla biz e, kötülüklere e, e, karşı e, dayandığımız için ya da e, bu bir zulümdür ve bu zulme... E, Rıza gösterdiğimiz için cennete gitmiyoruz. Tam tersine e, evreni olduğu gibi kabul etme e, erdemini gösterebildiğimiz için bu evreni bir bütün olarak e, iyilikleriyle, kötülükleriyle kabul edip e, yapmamız gereken davranışları bize e, iyi olan, güzel olanı tavsiye eden dinin emirlerini yerine getirdiğimiz için e, aslında bunun karşılığında hı hı. ahirette bir mükafat olarak bize cenneti veriyor Cenab-ı Allah. Ve cennetin farkı ne? İşte tam da ateistin itiraz ettiği ya da hayal ettiği alemi bize vaat ediyor Cenab-ı Allah. Neyi hayal ediyor? Kötülük olmasın evrende. İşte var bakın orada kötülük olmayan bir alem var ve Cenab-ı Allah bu çerçevede davranırsan sana bu alemi vereceğim diyor. Dolayısıyla kötülük aracılığıyla cennet ve ahiret hayatı arasında bir bağlantı var ama ee, bu bir zulüm ilişkisi değil. değil ee, Tam tersine bu bir sorumluluk ilişkisi. Sorumluluk bilinci gelişmiş. Hmm. E, nasıl davranması gerektiğini bilen ve onun gereğini yerine getiren insanlar için e, bu şikayet ettiği kötülüklerin olmadığı bir alem vaat ediyor. Yani Burada şunu hani ilave edebiliriz. Çok e, hı hı. güzel bir noktaya geldi Ali Hocam. Yani e, yer üstünde kötülüğü önleme görevi Cenab-ı Hakk'ın değil. İnsanın görevi. Hı. İnsan bu görevini tam olarak yapmadığı zaman Cenab-ı Hak onu ahirette telafi ediyor. Yani kötülük ile ahiret inancı arasında da böyle bir sağlam bir ilişki var. Çünkü bu dünyada mesela zulmeden insanlar, kötülük yapan insanlar ceza çekmeden, bunun bedelini ödemeden öbür tarafa gidiyorlar. Bu kötülüğü önleme görevini yapmayan insanlar yeryüzünde kaosa meydana veriyor. Bunun telafisi nasıl olacak? Dünyada olmadığına göre ahirette olacak. Bu açıdan da baktığımızda ahiret zorunlu Aynen. ve gerekli olarak karşımıza çıkıyor. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Din burada kötü. Kötülüğün kaynağı değil, tam tersine daha güzel bir dünyada yaşayabilmemiz, daha dostça, daha insanca yaşayabilmemiz için bir vasıtadır, bir araçtır. Dolayısıyla böyle bakmamız gerekiyor. Aynen. Sağlıklı olan bu. Hocam çok faydalı bir program oldu. Tabi zaman sınırlı olduğu için bitirmek zorundayız. Bunu kötü olarak algılamayın inşallah. Dediniz ya cenab Allah da bir kurallara göre hareket ediyor, tasarrufta bulunuyor diye. Programımıza vakti dolmuş oldu. İnsan ister ki saatlerce dinlesin. Çok faydalı bir programdı. Katıldığınız için hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ayaklarınıza teşekkür sağlık diyoruz. Kıymetli izleyenler bu akşam dini gündemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimiz Profesör Doktor Metin Özdemir ve Profesör Doktor Ali Avcı hocalarımızla birlikte Evrende kötülüğün var olmasının hikmetlerini konuştuk ve bu dünya hayatında bizlerin birer imtihan için bulunduğu ve kötülüğün olmadığı cennete doğru cennetin bize vaat edildiğini ve oraya doğru gitmek için gerekli gelişmeyi ve sorumluluk bilincine sahip olmayı kazanmamız gerektiğini konuştuk. İnşallah Cenab-ı Allah hepimizi cennetine layık görür diye temennimizi dile getirelim. Efendim haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.